Gençler arasında en çok ölüm olayının intihar şeklinde olduğuna dikkat çeken psikiyatrist doçent doktor Yunus Hacı Musalar, bunun da sebebinin intihar aletlerine kolay ulaşılabilmesi olduğunu söyledi. Hacı Musalar, intiharın önlenebilir bir halk sağlığı problemi olduğuna dikkat çekti. Kayseri'de son haftalarda çeşitli sebeplerle intihar olayları artış göstermeye başladı. İntihar yolunu seçenlerden birçoğu da genç. İntiharın bir kişinin bilerek ve isteyerek hayatını sonlandırması durumu olduğunu belirten psikiyatrist doçent doktor Yunus Hacı Musalar şunları ifade etti. İntihar bir kişinin bilerek ve isteyerek hayatını sonlandırması ya da kendine zarar verici davranışıdır. Her yıl dünyada 800 bin kişi intihar sonucu hayatını kaybediyor. Bu her 40 saniyede bir kişinin intihar sonucu ölmesi anlamına geliyor. İntihar davranışları tamamlanmış intihar dediğimiz ölümle sonuçlanan intiharlardan 20 ile 40 kat daha fazladır. Böyle düşündüğümüzde aslında dünyada her bir saniyede bir kişinin intihar davranışında bulunduğunu söyleyebiliriz. Biz sizlerden de aldığımız haberler doğrultusunda son aylarda ve yıllarda Türkiye'de intihar davranışında artış olduğunu duyuyoruz. Ama bununla ilgili maalesef ki elimizde istatistik veriler yeterli değil. Biz de sizler gibi bunu basına yansıyan haberlerden takip ediyoruz. Özellikle son 2 yıl içerisindeki geçirdiğimiz pandemi ve bununla birlikte ortaya çıkan sosyal, ekonomik bazı sorunlar, pandeminin ve pandemi sonrasında ortaya çıkan problemlerin ruh sağlığını etkilemesinin bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de intihar davranışında bir artışa neden olduğunu düşünüyoruz. İntihar en sık gençlik döneminde ve yaşlılık döneminde ortaya çıkan bir davranıştır. Genç bireylerde ölümün en sık 3 neden arasında intihar bulunmaktadır. Bütün dünyaya baktığımızda ise intihar ilk 10 ölüm neden arasında yer almaktadır. İntiharda büyük oranda ruhsal hastalıklar önemli rol oynamaktadır. Stres olayları, çevresel faktörler, ekonomik problemler, sosyal problemler, sosyal desteğin az olması, kişilerin sorunlarıyla başa çıkma mekanizmalarının yetersiz olması intihar davranışını arttıran faktörlerden birisidir. Yine stres olayları ve diğer sosyoekonomik problemler ruhsal hastalığı arttırarak da intihar davranışında artışa neden olabilir. İntihar riskini arttıran en önemli sebeplerden birisi de intihar araçlarına kolay ulaşımdır. Bir birey intihar araçlarına ne kadar kolay ulaşıyorsa bu intihar riskini arttıran ve o intiharın tamamlanmış intihar yani ölümle sonuçlanmasına neden olan bir faktör olur. Bu nedenle intihar davranışını azaltabilmemiz için bireylerin ve toplumda olabilecek sosyal problemlerin azaltılması, koruyucu faktörlerin arttırılması ve risk faktörlerinin azaltılması oldukça önemlidir. Aynı zamanda bütün kurumların sorumlulukları olduğu yanında bireyler olarak bizlerin de intihar davranışı konusunda bilinçli olmamız çok önemli. Çünkü intiharın bazı işaretleri, belirtileri vardır. Bizlerin ruh sağlığı çalışanlarının bunu fark edebilmesi yanında toplumdaki diğer bireylerin de fark edebilmesi çok önemli. Çünkü çevrenizdeki bireylerde ruhsal yönden sıkıntılı bir durumun olması, onun davranışında bazı değişikliklerin ortaya çıkması, kişinin intihardan daha sık söz etmeye başlaması ya da intihar planlarından bahsetmesi çok önemli bulgulardır ve bunların mutlaka dikkate alınması lazım. Özellikle kişi ev yaşamında, aile yaşamında, sosyal yaşamında, öğrenciler için okul yaşamında bazı değişiklikler oluyorsa, kişiler bazı zorlanmalar yaşıyorsa, intiharla ilgili planlar yapıyor, vasiyetler yazıyor, eşyalarını dağıtıyor ve daha da çevresindeki bireylere ölmek istediğinden, hayatını sonlandırmak istediğinden bahsediyorsa bu bireylerin mutlaka bir ruh sağlığı çalışanı tarafından değerlendirilmesi ve ruhsal yönden destek alması oldukça önemlidir. Bu nedenle intihar aslında engellenebilir, azaltılabilir bir halk sağlığı sorunudur. Bu sorunu azaltabilmek için bütün kurum, kuruluşların ve bireylerin hep birlikte ortak hareket etmesi, çalışma başlatması ve buna devam ettirmesi oldukça önemlidir.